Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla yeni bir iftar saati programına daha başlıyoruz. Başladı, geldi, gitti, başlayacak, bitecek derken Ramazan'ın 10. gününe kadar geldik sevgili izleyiciler. Bizleri bu güzel güne kavuşturan ve bizleri evlerinize konuk etmek için bu imkanlara sahip kılan Rabbimize sonsuz şükürler ederek programımıza başlıyoruz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğum olacak sevgili izleyiciler. Bir büyüğümüz, bir hocamız, Profesör Doktor Süleyman Ateş hocamızla burada sohbet etme fırsatı bulacağız Rabbimiz nasip ederse az sonra. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi yine Rabbimizin ayetlerine şöyle bir bakacağız. Onları dikkatle okuyacağız ve belli bir konuda daha yine anlayışımızı, kavrayışımızı geliştirmeye çalışacağız. Rabbimizin ayetlerine dikkat çekmeye çalışacağız tabir caizse. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz aslında genel kanının aksine Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar aynı dini insanlara göndermiş ve nebileri aracılığıyla yine aynı dini, adını İslam koyduğu dini insanlara ulaştırmıştır. Bunun çok fazla detayı ve bu konuda çok fazla derinlemesine bilgi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün. Özellikle Rabbimizin Ed-Din diye dini tarif ettiği ayetlerden bir tanesi olan Ali İmran suresinin 83. ayetinden itibaren okumaya başladığımızda bu konuyla ilgili bilgimiz, dinin ne olduğuyla alakalı olan bilgimiz artırılıyor ve doğru bilgi edinmemiz sağlanıyor sevgili izleyiciler. Rabbimiz bahsettiğimiz Ali İmran suresinin 83. ayetinde şöyle buyuruyor. Efe gayre dinillahi yebgûn. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهَا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa yerde ve göklerde ve yerde kim varsa ona, yani Allah'ın dinine teslim olmuştur. İsteyerek veya istemeyerek, istese de istemese de ona teslim olmuş vaziyettedir ve sonunda ona döndürülecekler buyuruyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz Allah'ın dini olarak tarif ettiği şeyi göklerde ve yerde istese de istemese de herkesin teslim olduğu sistem olarak Rabbimizin tüm kainata ve bizlere koyduğu genel geçer kanunlar, sistem olarak tarif etti Rabbimiz. Yine Rum suresinin 30. ayetinde de Rabbimiz dini fıtrat olarak tarif ediyor ve bizleri de insanı da o fıtrata göre yarattığını vurguluyordu. İşte burada da bütün kainata koyduğu ve istesek de istemesek de teslim olmak zorunda olduğumuz o tüm geçerli kanunlar, değiştiremeyeceğimiz kanunlar, teslim olmak zorunda olduğumuz kanunlar olarak tarif etti Rabbimiz dinini. Tabii sadece bu değil, yani sadece bizim istemeden teslim olacağımız kanunlar değil. Aynı zamanda hemen arkasından isteyerek teslim olmamız gereken kanunları da nebileri vasıtasıyla bizlere gönderdiğini Rabbimiz ayetin devamında 84. ayette şöyle buyuruyor, şöyle anlatıyor. Kul de ki, amennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ. Allah'a güvendik ve bize indirdiğine güvendik. Ve ma unzile ala İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel esbat. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirdiğine inanıp güvendik. Ve ma utiye Musa ve İsa ve Nebiyyun min Rabbihim. Rablerinden Musa'ya, İsa'ya ve nebilerine verilene güvendik, inandık, güvendik. La nuferriku beyne ahadin minhum. Onların hiçbiri arasında herhangi bir fark gözetmeyiz. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz ona teslim olmuş kişileriz. Yani bugün bizim söylediğimiz şekliyle Müslüman, Müslim, teslim olanlarız. Biz ona teslim olanlarız. Allah'ın İşte bu gönderdiği dine isteyerek teslim olanlarız biz dedirtiyor Rabbimiz nebilere. Ve men yebtegi gayrel İslam. Kim İslam'dan başka biriyle, başka bir şeyle din olarak, gayrel İslami dinen, din olarak İslam'dan başkasıyla gelirse felen yukbele minhu, ondan asla kabul edilmez.
Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ve o ahirette de öteki dünyada da hüsrana uğrayan, kaybedenlerden olacaktır buyuruyor Rabbimiz. Çünkü Rabbimiz az evvel de söylediğimiz gibi 83. ayette bildirdiği üzere kainata koyduğu, hepimizi teslim kıldığı, teslim olmak zorunda kıldığı sistemin adına da daha sonra isteyerek teslim olmamız gereken nebileriyle indirdiği dinin adına da, sistemin adına da İslam diyor sevgili izleyiciler. Dolayısıyla gördüğünüz üzere tüm nebileriyle vahyettiği dinin adı ve aslında hepimizin teslim olmamız gereken dinin adı İslam olarak vurgulanıyor. Diğer dinler dediğimiz dinler ise maalesef insanların kendileri uydurdukları, kendilerinden katarak genişlettikleri ya da daralttıkları ve menfaatlerine göre düzenledikleri din olmuş oluyor. Hemen bunun ardından sevgili izleyiciler, konunun ana ayetlerinden bir tanesi olan Şura suresinin 13. ayeti olan 13. ayetini okuyalım. Rabbimizin orada bizlere nasıl hitap ettiğini görelim. Şer'a aleykum mined-dini ma vassa bihi Nuhan buyuruyor Rabbimiz. Nuh'a neyi görev olarak yüklediysek size de onu bu dinin şeriatı yaptık. Bu dinin kanunu haline getirdik. Bu dini şeriat olarak kıldık diyor Rabbimiz. Yine ed-dinden bahsediyor Rabbimiz. Aynı Ali İmran suresinde bahsettiği dinin aynısını Nuh Aleyhisselam'a ve aynı zamanda bize kanun yaptığını bu ayette söylüyor. Vellezî evhayna ileyke sana vahyettiğimiz ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa ve İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya görev olarak yüklediğimiz şudur. En akimud din, o dini ayakta tutun ve la teteferraku fihi ve onda farklılaşmayın, fırkalaşmayın, ayrışmayın, bölünmeyin. Yani o dini ed din olarak tek bir biçimde ayakta tutun buyuruyor Rabbimiz. Hangi din? İşte Nuh Aleyhisselam'a ve bütün nebilere ve bize de vahyettiği, az evvel Ali İmran suresinde söylediği her şeyin sistemi olan, teslim olması gereken o din. Ayet şöyle devam ediyor. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Senin o çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah doğru yapan, doğru tercihi yapanları seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve kendisine yönelenleri de doğruya yöneltir buyuruyor Rabbimiz. Ayetin devamı şöyle. Ve ma teferraku illa min ba'di ma ca'ahumul ilm. Bu bilgi geldikten sonra sadece şu yüzden, şundan dolayı bölündüler, ayrıştılar. Bağyen beynehum, aralarındaki kıskançlıktan dolayı bölünüp ayrıştılar. Az evvel bölünüp ayrışmayın dediği ed-din, o dini koruyun, ayağa kaldırın dediği dinde bölünüp ayrışmanın insanlar arasındaki kıskançlıktan, çekişmeden dolayı olduğunu söylüyor Rabbimiz ve şöyle devam ediyor. Velevla kelimetun sebekat min rabbik. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı ila ecelin musemma, belli bir süreye kadar verilmiş o söz olmasaydı lekudiye beynehum, aralarında karar verilir, hüküm verilirdi. Ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim lefî şekkim minhum murîb. Bundan sonra o gelenlerden sonra, o gelen kitaptan sonra o kitaba varisçi olanlar ise maalesef büyük bir şüpheye, şüphe içine düşüyorlar sevgili izleyiciler. Rabbimizin bu ayette buyurduğu üzere. Demek ki doğru din geldikten sonra aralarında kıskançlıkla ayrışma meydana geliyor insanların. Ve işte bu ayrışma sonucunda o kitaba varis olanlar, gerçek Allah'ın kitabına varis olanlar ona şüpheyle bakmak durumunda kalıyorlar. Şüpheyle bakar duruma geliyorlar sevgili izleyiciler. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ. İşte bundan sonra da bu, işte böylelikle sen o insanları çağır ve istakim kema umirt ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve la tettebi ehvaehum. Onlar ayrıştılar. Onlar kendi hevalarına uydular. Sen onların hevalarına
uyma buyuruyor Rabbimiz Nebimize hitaben. Ve kul amentu bima unzile alel unzile enzelallahu min kitabin. Ve de ki ben Allah'a Allah'ın kitabında kitap ile indirdiğine inandım, güvendim ve umirtu li'adile beynekum. Aranızda adaleti gözetmekle emrolundum. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah benim, bizim de sizin de Rabbinizdir. Lena amaluna, bizim yaptıklarımız, bizim işimiz bize, ve lekum amalukum, sizin işliğiniz, sizin yaptıklarınız da sizedir. La hüccete beynena ve beynekum. Aranızda ve aramızda artık başka bir delile, başka bir belgeye ihtiyaç yoktur. Allahu yecma'u beynena. Allah hepimizi bir araya toplayacak ve ileyhil masir, ve dönüş ona olacaktır buyuruyor Rabbimiz, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Yani bizim yapmamız gereken o dini, o tek dini ayakta tutmak ve artık ona uymayan, kendi hevalarına uyanlara karşı da biz Allah'ın emrine uyarız. Biz doğru olana uymakla emrolunduk. Sizin yaptığınız size, sizin işleriniz size, bizim işlerimiz bizedir şeklinde tebliğde bulunmak, onlardan ayrıştığımızı belli etmek olacaktır sevgili izleyiciler. Bu ayrışmaya bir örnek olarak, örnek teşkil etmesi bakımından bakınız, insanlar nasıl Yahudiler ve Hristiyanlar olarak ayrılıyorlar. Hemen şöyle bir bakalım, benzer bir ayet Bakara suresinin 135 ve 136. ayetleri şöyle sevgili izleyiciler. Ve kalu kunu huden ev nasara. Dediler ki Hristiyan ya da Yahudi ya da Hristiyan olun. Tehdedu, ki doğruyu bulasınız. Kul bel millete İbrahim'e hanifa. De ki onlara, aksine o hanif olarak İbrahim'in dinine, hiçbir şey eklemeden İbrahim'in dinine girin, dininden olun. Ve ma kâne minel müşrikîn. Çünkü o müşriklerden değildi. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel esbât. Dediler ki biz Allah'ın bize indirdiğine güvendik. Biz Allah'a güvendik ve bize indirdiğine ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirdiğine güvendik. Ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiyen nebiyyun min Rabbihim. İsa'ya ve Musa'ya verilene ve İsa'ya ve Musa'ya ve nebilere Rablerinden verilene güvendik, inandık, güvendik. La nuferriku beyne ahadim minhum. Onlar arasında herhangi bir ayrılık gözetmeyiz, bir fark gözetmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun. Yine gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, tüm dinlerin, bizim daha önceki dinler dediğimiz, Allah'ın ise bütün nebilere verdiğini, tek din İslam olarak kabul ettiği o dine uyanların tamamı, biz ona teslim olduk, biz Müslümanız, Müslimiz diyorlar Rabbimizin kitabıyla bizlere aktardığı şekliyle sevgili izleyiciler. Son bir ayet grubu daha okuyup aradaki benzerliğe dikkat edip konumuzu bitireceğiz ve değerli hocamızla sohbetimize başlayacağız. Sevgili izleyiciler, dedik ki tüm dinler birbirinin ayrıdır. Bütün dinler diye bir şey, aslında farklı bir din yok. Allah'ın nazarında eddin diyebileceğimiz, doğru din diyebileceğimiz tek bir din vardır ve Rabbimiz onun adını İslam koymuştur. Tüm nebileriyle de İslam'ı tebliğ etmiştir. Ancak az evvel de gördüğümüz gibi Yahudi ve Hristiyan olanlar aralarındaki ayrışmadan dolayı kendilerine Allah'ın dinini değiştirerek böyle isimler verdiler. Sadece onlar değil, bugün mezhepler dediğimiz çeşitli oluşumlar da işte aynı şekilde ortaya çıkmakta sevgili izleyiciler. Rabbimiz daha önceden kitap verdikleriyle ilgili olarak da yine bu ayrışmaya dikkat çekerek şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Bundan önce, Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz bu kitaba inanır ve güvenirler. وَاِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ. Onlara tilavet edildiğinde, yani ayetleri belli bir metotla, belli bir düzenle sıralandığında قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَاِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا. Derler ki, dediler ki biz buna inandık. O Rabbimiz katından, Rabbimizden gelmiş olan gerçektir. İnna kunna min kablihi muslimin. Biz daha önce de zaten teslim olmuş kişilerdik. O kitaba teslim olmuştuk. Allah'ın
dinini gönderdiği, o tek dinini gönderdiği kitaba teslim olmuştuk. Ulaike yu'tevne ecrahum merreteyni bima sabaru. Onlar bu gösterdikleri sabır sebebiyle iki kat ödül alacaklar. Ödülleri iki kat olacak. Ve yedreune bil haseneti seyyiyete ve iyi, kötülükleri iyilikle savmalarına karşılık ve mimma rızaknahum yunfikun ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ettikleri için, harcadıkları için bu ödülü iki kat olarak alacaklardır buyuruyor Rabbimiz. Gördüğünüz gibi kendilerine kitap verilmiş olanlar bunu söylüyorlar sevgili izleyiciler. Bu gelen gerçek dindir. Bu gelen Kur'an'daki dinde tıpkı bize gelen gibi gerçek dindir. Beklediğimiz kitaptır. Biz zaten Müslimleriz. Biz zaten o dine teslim olmuş olanlarız. O halde biz onun Rabbimiz katından olduğuna inandık ve güvendik diyorlar sevgili izleyiciler. İşte gördüğümüz gibi Rabbimiz, bütün Rabbimizin indirdiği bütün dinler İslam adını taşır ve aynı gerçeği bize getirmişlerdir. O İslam'ı değiştirip kendilerinden bir takım şeyler katanlar ya da hevalarına uyduranlar, menfaatlerine uyduranlar daima kıskançlık gözeten, aralarında çekişme olan ya da dünyalık menfaati tercih eden insanların kendileri olmuştur sevgili izleyiciler. Tıpkı bugün de Allah'ın gerçek dini, Kur'an'daki, kitabındaki gerçek dini mezheplere, fırkalara, cemaatlere, anlayışlara bölen insanlar da aynı şekilde bölünmüş ve Allah'ın dinini eddin olmaktan çıkarıp kendi dinleri haline getirmişlerdir. İşte bizlere Rabbimiz bu ayetlerle bunlardan olmamamız, Allah'ın tek dinini ayağa kaldırmamız konusunda öğütlerde bulunmakta, ayetlerini bu minvalde okumamıza sebep olmaktadır sevgili izleyiciler diyoruz. Ve işte Allah'ın Kur'an'daki, kitabındaki dinini konuşmak üzere Profesör Doktor Süleyman Ateş'i kısa bir aradan sonra hemen stüdyomuza davet ediyoruz. Görüşeceğiz. İftar Saati programımızdan tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Değerli hocamız, büyüğümüz Profesör Doktor Süleyman Ateş ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız bu güzel Ramazan gününde. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Ramazanlarınız nasıl? Ramazan'la hep dost olmuşuz. Hep dostuz. Hep, çocukluğumdan beri hep dostuz. Çok güzel hocam. Evet. Hocam biraz Ramazan ayındaki ayından ve biraz da bu ayda Kur'an'ın öneminden, biraz daha doğrusu Müslümanlarla Kur'an arasındaki ilişkiden bahsedelim isterseniz bu akşam. Tabii. Nasıl bir ilişki var aralarında? Yakın mı, uzak mı? Müslümanların Kur'an'la olan durumu ne durumda? Buyurun hocam, bu şekilde başlayalım isterseniz. Efendim, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an Ramazan ayında inmişti. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayıydı ki Kur'an onda indi. İnsanlara gerçeği, hidayeti, doğru yolu göstermek için. Kur'an insanlara yol göstermek, insanları dünya ve ahirette mutlu etmek için gelmiştir ve bunun için bazı prensipler koymuştur. Yani insan ahirette nasıl mutlu olur, dünyada nasıl mutlu olur? Bunun prensiplerini, kurallarını koymuştur. Şimdi o halde Kur'an'ı indirilmesi asıl maksat Kur'an'ı okuyup üflemek değil, ölülerin ruhuna göndermek değil. Kur'an'ı hayata geçirmek için okumak lazım. Aksi takdirde anlamak, dünyada nasıl mutlu edecek değil mi yoksa hocam? Yoksa hani Akif'in dediği gibi ya açar da bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya da üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Evet. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunma ne de fal bakmak için. Tabii biz geçmişlerimizin ruhunu Kur'an okuyup yad etmeyi kınamıyoruz. Tabii o da güzel bir şey. O da hoştur. Onu, yani insan Kur'an okursa o geçmişlerimizin ruhları bundan şad olur. Bu iyi ama Kur'an'ın asıl iniş gayesi bu değil.
iniş gayesi okuyup anlamak. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. Biz Kur'an'ı Arapça indirdik ki düşünesiniz. Tabi ilk muhatapları Araplar olduğu için Kur'an Arapça indirilmiştir. Çünkü peygamber de Arap'tı. Ona elbette kendi konuştuğu dil ile tabii mesaj gelir. Tabii. Zaten diğer şeylerde öyle, peygamberlerde kendi hangi millete gönderilmişse o dille mesaj indirilir. Yani kitap indirilir. İbrahim suresinde 4. ayet ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyin lahum. Her elçiyi biz kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Gerçekleri açıklasın. Ama Kur'an'ın ilk muhatapları Arap olduğu için Araplara Arapça inmiş ama fakat Kur'an bütün insanlığa mesajdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün insanların peygamberidir. O halde bütün insanların da Kur'an'ı kendi dillerine çevirmeleri lazım. Zaten bu yapılmış 10. asırdan beri, yani bu 10 asırdan beri Türkler de Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerine çevirmişler. Fakat son zamanlarda adeta Kur'an yani sanki bir sanat yapmak için, ondan sonra ne bileyim ben böyle şey güzel seslerle şarkıya benzeterek okumak için indirilmiş gibi, öyle olursa o zaman Kur'an'ı kimse okuyamaz. Sadece belli şeylere, gruplara, evet, zümrelere, ya bu işin uzmanlarına indirmiş olur. Halbuki Kur'an öyle değil. Kur'an diyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Demek evet ki asıl maksat Kur'an'dan öğüt almak. Yani ha, anlamak, hayata geçirmek. Anlamak, getirmek. Anlayacaksınız ki öğüt alacaksınız. Evet. Anlamadıktan sonra ne şey edeceksiniz? Şimdi bu konuda İmam Gazali'nin çok güzel şeyleri vardır. Onun İhya Ulumiddin'de evet, Asnaful Muhtarrin diye bir şey bölümü var. Yani aldananların sınıfları. Hı hı. Şimdi kimisi diyor ki tasavvufla aldanmıştır, kimisi zühdü takva ile aldanmıştır, kimisi şu ki zenginliği ile aldanmıştır. Çeşit, kimisi de Kur'an ile aldanmıştır. Kur'an ile. Kur'an ile. Nasıl aldanmış Kur'an ile? Sanki Kur'an'ın yani iş gayesi o şey kelimeleri, ondan hiceleri işte şey kendi makreçlerinden çıkarmak. Bunun için dat şöyle telaffuz edilir, zı şöyle telaffuz edilir. Bunun için de bir ay uğraşır. Ondan sonra Fatiha'nın böyle kendi şeylerine göre tecvid kurallarını okuyabilmek için zaman harcar. Halbuki maksat bu değil. Kur'an'ın iniş gayesi insanların okuyup anlaması ve hayatlarına geçirmesidir. Bu tıpkı şuna benzerdi. Bir efendi tasavvur edelim. Ondan bir köyün sahibi. O köyde çalışanlara yani kendi yarıcılarına işçilerine mektup yazıyor. Diyor ki falan zamanda tarlayı çapalayacaksınız. Falan zaman ağaçları budayacaksınız. Falan zamanda sulayacaksınız. Böyle talimat bildiriyor onlara. Şimdi bu mektubu alan insanlar alıp bu şeyi, bu mesajı, o mektubu alıp okuyorlar. Ne kadar güzel yazmış. Ondan sonra ne kadar onun daha güzel okuyabilmek için habire okuyor. Ama hiçbir şey yapıyorlar. Şimdi bu mektubu yazan zat bundan memnun olur mu? Olan tarlaya olur hocam. Olan tarlaya olur. Ondan sonra mektubu gönderenin de şeyleri, bütün çabası boşa gitmiş olur. Şimdi tabii Cenab-ı Hak haşa onun çabası öyle boşa gitmez de bu anlayabilmek için, anlatılabilmek için bu misali verdik. İşte Kur'an böyle Allah'tan bize gelen bir mektuptur. Bu mektupta bu mesaj yani. Bu mesajda talimat veriliyor. Şöyle yapın, böyle yapın, namaz kılın, Allah'a yaklaşabilmek için ruhunuzu temizleyin, yalancılıktan uzak durun, kötülüklerden uzak durun. Kur'an emirleri var. Bunları uygulayın. Bunları uygulama yok ama sadece Kur'an okuyor ölülerin ruhuna. Bu değil maksat. Aynen, aynen. Onun için Akif'in dediği yani inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an'ı tedabbürle okumak lazım. Kur'an'ın emridir bu. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Resul ahirette Allah'ın huzurunda, ya Rabbi bu kavmin beni bu Kur'an'ı mehcur ettiler. Yani terk ettiler. Halbuki şu an fiiliyata bakılırsa herkes okuyor görünüyor. Okuyor. Ama bu okumak değil. Resul terk ettiler diyecek. Terk et tabii.
uygulamadıktan sonra terk etmek demek. Evet. Onun için Kur'an'ın özüne dinmek, yani özüne dönmek lazım. Kur'an'ı anlayarak okumak lazım ve okuduğumuzu da hayatımıza geçirmesi lazım. O zaman toplum değişir. O zaman bambaşka bir toplum olur. Yani. Nitekim hocam zaten şu an duruma baktığımız zaman, Müslümanların dünyadaki seviyelerine, durumlarına baktığımız zaman da pek öyle ellerinde Allah'ın kitabı varmış gibi durmuyor. Yani elinde Allah'ın kitabı olan bir millet bu halde olmaması lazım herhalde, öyle değil mi? Ne kadar güzel söylediniz. Yani şimdi bu Kur'an'ı Cenab-ı Hak bize indirmiş. Müslümanlar böyle bir nimete sahip oldukları için Allah'a ne kadar şükretseler, teşekkür etseler azdır. Ama gereğini yapıyorlar. Buna rağmen köle durumunda. Kur'an diyor ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor. Biz Avrupa yapacak, biz oradan ithal edeceğiz. Ya, adam silahını, yani en etkili silahını sana verir mi? Evet. Vermez. Verse bile demoda, düğmesini kendi tutuyor hocam. Tabii demoda olmuş silahları verir bize. Evet. O zaman sen devamlı ona muhtaç olacaksın. Aynen. Devamlı ona. O zaman silkinmek lazım. Eğer bu biz Kur'an mesajını layıkıyla okuyabilseydik bu halde olmayacaktık. Aynen. Bu halde olmayacaktık. Nitekim ilk 4 asır, 5 asır Müslümanlar Avrupa'nın dünyanın en ileri insanlarıydılar. Hatta hocam, dünyanın yuvarlaklığını da, sözünü kesiyorum, yuvarlaklığını da yine Müslümanlar bulmuşlardır yani. Hocam sadece Resulullah dönemindeki o 23 yılda bile inanılmaz bir gelişme var. Yani sadece orayı bırakın 4 asırı, o 23 yıldaki gelişmeye baktığınız zaman insanın aklı almıyor. Ama maalesef ondan sonra bir bakıyoruz, yine aynı kitap bizim elimizde, aynı Resul'ün tebliğ ettiği kitap bizde. Ama bize aynı etkiyi yapmıyor maalesef. Evet, doğru. Evet, neyse, inşallah her Ramazan yaptığımız duayı bu Ramazan'da da inşallah düzelir diye inşallah yapmış olalım. Hocam Ramazan ayının etkisinden, değerinden, öneminden de biraz vurgu yapmak, ondan da biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olma, cehennemden kurtuluş ayıdır. Şimdi bu rahmet ayı, biz birinci bölümü bitirdik. İnşallah Allah'ın rahmetine mazhar olduk. İnşallah. Ondan sonra şimdi ikinci mağfiret bölümüne girdik. Mağfiret bölümünde daha çok bir kendimizi Allah'a yöneltmeliyiz. Ve enâbu ilallah. Allah'a yönelin diyor. وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Cenab-ı Hak kendisine yöneleni doğru yola iletir. Evet. Onun için yönelmek lazım. Yani hareket bizden gelecek. Oturduğumuz yerden olacak bir şey değil bu, değil mi hocam? Cenab-ı Hak emrediyor, o hareketi biz yapacağız. Biz yapacağız. Bizim onun emrine uymamız lazım. Uymamız lazım. Eğer onun emrine uyarsak bir çok manevi gelişme olur. Ruhen açılma olur. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ O gün mümin erkek ve kadınları görürüz ki nurları, ışıkları önlerinden, sağlarından, sollarından koşuyor. Evet. Yani aydınlatıyor yollarını. Evet. Hangi nur ise? O Kur'an nuru. Hangi nur? Allah'a yönelme nuru. Hangi nur? Allah'a ibadet nuru. Bu insanın bu dünyada yaptığı bu eylemler, bu ibadetler böyle boşa gitmiyor. Kendi ruh defterine kaydoluyor. Ama eylemler güzel güzelse nur haline geliyor. Ama eylemler çirkinse, Allah'ın yasakladığı şeylerse, o zaman karanlıklar haline geliyor. O zaman insanın yaptığı kötülükler, yani günahlar ruh defterine kaydediliyor, kalp aynasına kaydediliyor. Öyle bir hale geliyor ki kella berrana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Yaptığı işler kalplerin üzerine pas olur. O zaman onlar Allah'tan mahcup olurlar. Yani onlar hakkı göremezler. Hakkı, halbuki müminler ahirette, cennette Cenab-ı Hakk'ı göreceklerdir. Ki ayın 14'ü gibi göreceklerdir. 14 nasıl açık görünüyor, öyle göreceklerdir. Ama kim bu şeye mazhar olacak, bu nimete mazhar olacak? Ancak işte Kur'an'a göre hareket eden insanlar, güzel eylemler yapanlar. Gerek dünyaya gerek ahirete ilişkin güzel işler yapanlar. Onlara amal-i saliha derler. Evet, bu yoksa insanların yaptığı kötülükler ruhuna, kalbine bir pas olur. Kalbini kirletir, kalbini yani öyle bir hale getirir ki kalp aynası tamamen perdelenmiş olur. Evet.
Hocam peki Nebimiz Ramazan'ı nasıl, yani Ramazan'a özel bir şeyi var mıydı? Öyle bir, biraz da Resulullah'tan bahsedelim isterseniz. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine aşık insandı. Bütün peygamberler de öyledir de, evliya da öyledir. Ama onun aşkı başkaydı. O aşk içine ilka edildi, düşürüldü. 35 yaşlarına geldiği zaman yalnızlığı seviyor ve Hira mağarasına çekiliyordu. Bilhassa Ramazan aylarında bunu yapıyordu. Yani Ramazan ayı sadece İslam ile gelmiş değil, İslam'dan önce de Ramazan ayı vardı. Tabii ki Ramazan ayı... Ramazan kelimesi, evet. Baştan beri vardı. Evet. Onun için bazı zahit kimseler de vardı toplum içerisinde. Bunlar da böyle uzlete çekilirlerdi. İşte onlara Hanif diyor Kur'an-ı Kerim. Çoğulu Hunafa'dır. Hazreti Peygamber de o Haniflerden birisiydi. Hira mağarasına çekilir. Rabbine ibadet eder. Azığı tükenince gelir. Yine gider. Ya 3-5 gün neyse bir hafta kalır. Böyle geçerdi. Neticede 5 yıl sonra onun o ibadetleri kendisini vahyi almaya, ilahi vahyi almaya hazırladı. Çünkü ilahi vahiy ağırdır. Bu ağır bir sözdür. Öyle herkes taşıyamaz. Sıradan insan ona tahammül edemez. Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman eğer eli bir sahabinin dizi üzerinde olursa o sahabi dizinin kırıldığını zannederdi. Zannederdi yani. Dizi kırılmıyor ama öyle bir ağırlığın ağır, çöktüğünü hissediyordu. Evet. Peygamberimiz eğer vahiy esnasında deve üzerindeyse deve çökertiyordu. Dayanamıyordu. Ve vahiy geldiği zaman Hazreti Ömer diyor ki Sumi'a deviyyun kedeviyyin nahli, yani arı uğultusuna benzer bir ses duyuruldu. İşte o ağır. İnna senulki aleyke kavlen sakila. Biz senin üzerine ağır bir söz atacağız, ilka edeceğiz. Ağırsa o vahiy. Evet. Bu vahiy çok büyük bir şey. Şimdi bakın modası geçmedi. Geçmeyecek. Evet. İn huve illa zikrun lil alemin. O bütün alemlere bir öğüttür. Zikir, öğüt manasına geldiği gibi şan, şereftir. O manaya da gelir. Ve la ta'lemunne neba'ehu ba'de hin. Bir süre sonra siz onun haberini öğreneceksiniz diyor. Hazreti Peygamber zamanında sahabilerin sayısı 117 bin civarındaydı. Peygamber, yani müminlerin sayısı. Peki şimdi bugün Müslümanların sayısı 1,5 milyarı geçti. Ve İslam süratle yayılıyor. Kendi çabasıyla yayılıyor. Kur'an ile yayılıyor. Onun için biz eğer Kur'an'a perde olmazsak, bu hurafeleri, bu hikayeleri Kur'an'ın önüne geçirmezsek, ondan sonra tertemiz, arı duru İslam'ı eğer anlatabilirsek, Kur'an'ın anlattığı İslam'ı, o zaman İslam süratle yayılacak. İnşallah hocam. Evet. Hocam bir de az evvel girişte Allah'ın sadece İslam adını verdiği tek bir dini bütün nebilerine indirdiğini, indirdiğiyle ilgili ayetleri okumuştuk. Yani İslam aslında Allah'ın tek dininin adı. Onu farklılaştıran insanlar, aralarında bölen, paylaşan, farklı dinler haline getiren insanlar. Bu konuda sizin söyleyecekleriniz de vardır. Evet, teşekkür ederim. Efendim Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerin getirdikleri dinin özü tevhiddir. Bunun bir diğer adı İslam'dır. İslam bütün dinlerin, ilahi dinlerin ortak adıdır. İslam ne demek? İslam Allah'a teslim olmak demek. Sadece hakkı tanımak, sadece ona ibadet etmekti. Ondan başka Tanrı tanımamak demek. İslam. Hangi peygamber Allah'tan başka bir evet. şeyde tapın dedi? Hangi peygamber bir mahluku Allah ile kul arasında aracı bildirdi? Hayır. Evet, o halde şey. İslam bu. Şimdi bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne diyor? İzkâle lehu rabbuhu eslim. Evet. Kâle eslemtü li rabbil alemin. Rabbi ona İslam ol dedi. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Evet. Demek ki İslam'ı asıl yerleştiren Arap topraklarında yerleştiren ki İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın atasıdır biliyorsunuz. Yani oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi yapıyorlar. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam geliyor, İshak geliyor, Yakup geliyor. Onlar çocuklarına Yakup diyor ki: "Ma ta'buduna min ba'di?" Benden sonra siz neye tapacaksınız? "Kalu na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim ve
İsmail ve İshak'a ilahen vahiden ve nahnu lehu muslimun. Senin ataların İbrahim, İsmail, bunların ilahına, tanrısına tapacağız. Biz ve nahnu lehu muslimun, biz ona teslim olanlarız. Demek Yakup'un çocukları nedir? Müslümanlar. Firavun boğulurken Musa'yı tanımıyor biliyorsunuz. Felemma edrakehul garaku, yani boğulma onu yakalayınca, kâle âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ene minel muslimîn. Ben İsrail oğullarının inandığı Tanrı'ya inandım, ben de Müslümanlardan diyor. Ben Firavun da Müslüman, son nefesinde Müslüman olduğunu söylüyor. Demek ki İslam sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin adı değil. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam'dır. Ama bunun şeriat kısmı değişir. Tabii toplumların bulundukları şartlara göre, coğrafi şartlara göre, tarihi şartlara göre şeriat, yani hukuk prensiplerinde değişiklik olabilir. Fakat inanç esasları, ki aslında İslam odur, inanç esasları aynıdır. Hiçbir peygamberde değişiklik olmaz. Peki hocam, Rabbimiz Kur'an'da, Kur'an'ın kendinden önceki kitapları tasdik ettiğini söylüyor. Yani onayladığını söylüyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın, bu nasıl bir tasdik? Kur'an kendinden, yani hiçbir peygamber kendinden önceki peygamberin defterini dürmek için gelmiş değil. Tabii öyle. yani zaten din sürekli aynı din geliyorsa. Aynı dinin devamı. Evet, tasdik etmek durumunda. Hazreti Muhammed Aleyhisselam daha önceki peygamberlerin metbu'u değil, tabi'idir. Evet. Metbu ne demek? Kendisine tabi olunan. Kur'an-ı Kerim diyor ki, birçok peygamber zikrettikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ı, İsmail'i, Yusuf'u, Süleyman'ı falan, bunları zikrettikten sonra ulaike allazina hadallahu fabihudahum iqtadi. Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Onların izinde yürü demek. Onların izine yürüdü. O halde Hazreti Peygamber onların tabiidir. Metfu değil. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere saygı duymuştur. Bir sahabilerden birisi bir cemaat içerisinde, işte bir Yahudi diyor bizim dinimiz üstün, öbürü diyor Müslüman diyor ki bizim dinimiz üstün ve birbirlerine kavga ediyorlar. Bu Hazreti Peygamber'e yansıtılıyor. Diyor ki biz peygamberler benul allatız. Baba bir kardeşleriz diyor. Sadece annelerimiz ayrıdır. Baba bir kardeşiz. Yani peygamberler aynı mesajı götürmekle görevlidirler. Allah'ın elçileridir bunlar. Yani Cenab-ı Hak çeşitli milletlere kendi dillerinde bir takım elçiler göndermiş. Araplara Arapça konuşan, faraza İbranilere İbranice konuşan, başka belki uzak doğu ülkelerine de yine kendi dillerinde konuşan mesajlar göndermiştir. Ama mesajların niteliği, ruhu nedir? Aynıdır. Yani bütün peygamberlerin mesajları birbirini dışlamaz, tamam birbirini destekler. Onun için Kur'an kendinden önceki kitabı dışlamıyor, neshetmiyor. Hani bazıları Kur'an işte Tevrat'ı da neshetmiş, İncil'i de neshetmiş. Öyle bir şey yok. Tam tersine tasdik ettiğini söylüyor. Evet. Ve bir de ve muhaiminen aleyhi. Evet. Onu koruyup kollayıcı. Evet. Onlar ve keyfe yuhakkimuneke ve indehumut tevratu fiha hukmullah. Evet. Yani onlar seni nesel davalarında hakem kılıyorlar. Yanlarında Tevrat var ve Tevrat'ta Allah'ın hükmü var. Onu evet. Uygulasalar ya. Evet. Ve yahkum ehlul incili bima enzelallahu fih. İncil sahipleri Allah'ın İncil'de indirdiğini uygulasınlar diyor. Kaldırsınlar demiyor ki, uygulasınlar diyor. Bunun peygamberleri öyle birbirine düşman etmek, dinleri birbirine düşman etmek, bunlar doğru değil. Bunlar hayır hocam getir. Tek bir din olduğuna göre zaten dinler dememiz evet. Bir kere doğru. Önemli olan ruhta birleşmektir. Evet. Hocam bir ayetle ben katkıda bulunayım size. Ve ma kana hadzal Kur'anu en yuftara min dunillah ve lakin tasdikellezi beyne yedeyhi ve tafsilel kitab la raybe fihi min rabbil alemin. Yani Kur'an'ın Allah'a yapılan bir iftira olmadığını, bir uydurma olmadığını teyit etmek için önceki kitapları tasdik ettiğini söylüyor. Tabii. Ancak oradan anlıyoruz biz. Önceki kitapları tasdik ediyor ki Allah'ın kitabı diyebiliyoruz. Madem bu noktaya geldik, isterseniz biraz daha bir detay vereyim. Çok iyi olur hocam. Ne kadar detay bizim için tabii. O kadar iyi. Şimdi
Kur'an iyi niyetli ehli kitabı övüyor. Dün kitap ehli kestikleri bize helal değil mi? Evet. Onların kadınları da bize helal. Evet. Onlarla evlenebiliriz. Evet. Onların din değiştirmesi şart değil. Değil tabii. Gerekli değil yani. Kadın Hristiyan olabilir veya Yahudi kalabilir kendi evet. dininde. Ama dinsiz olmayacak ha. Dinsiz olmayacak. Kendi dininde o. Yani Musa dininde veya İsa dininde ne olursa olsun. Onların uygulayacak. Bununla evlenmek caizdir. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّعَامُ وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابُ Bugün size yiyecekler helal kılındı, kitap ehlinin yiyecekleri de size helal kılındı. Ve onların kadınları da size helal kılındı diyor. Yani şimdi bunlar eğer müşrik olsalar, onların kadınları şey olmaz, müşrikle evlenmek caiz değildir. Evet. Yani Hazreti Peygamber'in evinde, kendi hanesinde bir Yahudi bir de Hristiyan vardı. Kendi evinde. Kendi evinde evet. tabii. Cariyesi, bunlar ikisi de cariyeydi. Birisi Mariye, Mısır şey kralının hediye ettiği şeydi. O kendisine İbrahim, Hazreti İbrahim'i doğurdu. Yani kendi oğlunu doğurdu. Ve bu çocuk 10 aylık veya 1 evet. ay, 1,5 öldü, yaşındayken evet. vefat etti. Evet. Ama bu kadın Hristiyandı. Evet. Ondan sonra bir de şey Yahudi vardı. Yine cariyesiydi. Ve kendi dininde kaldı. Din değiştirmedi ama peygamberin evinde hizmet etti. Evet. Şimdi bakın peygamberin saygısı yani sevgisi, kitap ehline bakışı böyledir. Diğer önemli olan insanların Allah'a, Allah'ı sevmeleri, Allah'tan bir olmaları, dost olmaları. Hazreti Peygamber mescidin önünde sahabileri ile beraber otururken bir Yahudi cenazesi geçiyor. Peygamber ayağa kalkıyor, biliyorsunuz siz. Evet, evet. Ayağa kalkıyor. Diyorlar ya Resulallah bu bir Yahudi insan değil mi diyor. Evet, bakın insana bakışı bu. İnsanın bir değeri var ya. İnsan. İnsan bütün şeyler şu dünyadaki mevcutların, yaratıkların en efdalidir. Evet. Şeyh Galip'in dediği gibi hoşça bak zatına kim? Sübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvam olan Adem'sin sen. İnsan mertebesine kadar gelmiş. Cenab-ı Hak ona kendi ruhundan üflemiş. Onun için şereflendirmiş onu. Onun bir değeri var. Ya yani onu bir herhangi bir yaratıkla bir tutmak doğru değil. Hakir görmek de doğru değil. Onun için insanların birbirine ne saygılı, saygıyla bakmaları, sevgiyle sonuçta bakmaları. Sonuçta hocam bir potansiyel mümin Müslümandır yani yarın. Gayet tabii. Bugün yani. Bugün yanlış yapıyor olabilir, yarın doğruyu bulur. Evet, tabii. Hepimiz mesela ben şahsen öyleydim yani. Evet, bu, bu anlamda kendimi öyle sürebilirim. Hocam isterseniz araya girmeden önce ben bir ayet daha size fikrinizi alayım. Sizin o ayetle ilgili açıklamalarınızı alalım. Mesela Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Yani girişte okuduğum ayetlerden bir tanesi. Vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akimud din eddin. Ve la teteferraku fihi. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa ve yehdi ileyhi men yunib. Yani Allah Nuh'a neyi vahyettiyse bize de o dini şeriat olarak kıldırır. Şeriat olarak Nuh'a ne vahyetmişse evet. Hazreti Muhammed de onu vahyetmiştir. Evet. Yani temelleri birdir. Aynen. Başka çünkü şer'a diyor zaten tabii, şeriat kıldım şeriat diyor aynı dini. Ama şeriatın ayrıntılarında bazı değişikliklerin olması doğaldır. Çünkü لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجَ Her biriniz için ayrı bir şeriat ve bir yöntem belirledik diyor Cenab-ı Hak. Ama hocam orada da şöyle düşünebilir miyiz? Mesela Bakara suresinde biliyorsunuz kıblenin değiştirilmesi var. İşte mesela oruçla ilgili bugün konumuz olan meseleyle ilgili bir takım değişiklikler var. Anlıyoruz ki önceki ümmetlerde farklıymış. Bizde küçük değişiklikler var. Bu şeriatteki bu ufak değişiklikler de yine kitapla, yine Allah'ın yaptığı değişiklikler. Yani gerekli bizim... tabii zaman ilerlemiş. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'la Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la 5-6 asra yakın zaman var. Evet. Musa ile İsa arasında o daha fazla zaman var. Hı hı. İbrahim diye bunların içerisinde elbette tekamüller var. Yani şeriatlar da tekamül ediyor. Fakat ruhları birdir. Evet. Onun için hepsine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Yoksa Kur'an'a aykırı hareket etmiş oluruz. Aynen. Düşmanlık olur, düşmanlık değil.
Cenab-ı Hak dinleri insanlara dost yapmak için göndermiştir. Allah razı olsun hocam. Kısa bir ara verelim. Vakit çok çabuk geçti sizinle sohbet ederken. Teşekkür ederim. Bir ufak ara verelim, sonra iftara kadar devam edeceğiz inşallah. Biraz sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, İftar Saati programımız devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Ateş ile birlikteyiz ve artık iftara kadar buradayız sevgili izleyiciler. Ara vermeyeceğiz inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize Ramazan'la ilgili güzel paylaşımlarda bulundunuz. Resulullah'tan bahsediyorduk en son kapatmadan önce, araya geçmeden önce. Resulullah'ın bu aya has ayrı bir ibadeti var mıydı? Ayrı bir uygulaması var mıydı? Doğrusu Resulullah bu ayda oruç tutardı herkes gibi. Hepimiz gibi. Tabii. Her, yani Kur'an'ın emrine uyuyor. Ama da, bu ayet, bu sure biliyorsunuz Bakara suresi. Yani şey, bu ayet Bakara suresindedir. Ey inananlar, daha öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi hicretin ikinci yılından itibaren nazil olmaya başlamış. Hemen bir anda inmiş değil. Evet. Çok uzun zaman uzun süre almıştır. Evet. Şimdi ama Peygamberimiz Mekke'de de oruç tutuyordu. Yani hatta bazı Arap, müşrik dediğimiz insanlarda da oruç vardı. Böyle muntazam olmasa bile yine onlar içinde oruç tutanlar da vardı yani. Evet. Zaten hocam az evvel Enam suresinin o 90. ayet 89 mu 90 mı orayı iktedih dediniz ya. Evet. Zaten o ayet gereğince Resulullah önceki ümmetlerin uygulamalarının peşinden gitmesi, onları yapması lazım değil mi? Gayet tabii. Enam suresi de Mekki bir suredir. Evet. Ayrıca Araplar da zaten İbrahim dinine tabi olduklarını söylüyorlardı. Evet. Yani bir dinleri vardı ama kitabi kitap, değil. Kitabi değil. Evet. Şifahi din. Şifahi. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı kendilerinin ataları biliyorlar ve onun dininde olduklarını söylüyorlardı. Evet. Ya Hazreti Peygamber'e karşı çıkan insanlar da öyle dinsiz insanlar değil. Değil tabii. Geleneksel dinin temsilcileriydi. Evet. Kendi dinlerinin bozulduğunu, Hazreti Muhammed Aleyhisselam onu değiştirdiği için tabii şirki kaldırıyor. İşte onun için karşı çıkıyorlardı. Evet. Yani şeyleri, mevkileri sarsılıyordu. Evet. Şey, asıl problem mevki, kendi çıkarlarını menfaat meselesi. Evet. Bu da. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını görüyor. Diyor ki niye böyle bugün oruç tutuyorsunuz? Cenab-ı Hak bugün Musa'yı Firavun'un zulmünden kurtarmıştır. Onun anısına şükrane olarak oruç tutarız. Benim Musa'ya yakınlığım sizden fazladır diyor. O da oruç tutuyor. Evet. Bazı rivayetler var ki işte ondan bir gün önce de veya bir gün sonra da tutun. İki Yahudilere benzer. Bunlar uydurma şeylerdir aslında. Hazreti Peygamber onlara saygı için, din birliğini göstermek için o da oruç tutuyor. Ayrıca yine din birliğini göstermek için biliyorsunuz Mekke'deyken Peygamber namaz kılıyordu. Tabii ki. Sahabiler de namaz kılıyordu. Nereye duyuyorlardı? Kıbleleri neydi? Kabe. Kabe'ye duruyorlardı. Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle din birliği içerisinde bulduğunu göstermek için onlar gibi Kudüs'e döndü. Kudüs'e doğru namaz kıldı. 17 ay kadar. Ondan sonra baktı ki artık Araplar da Müslüman oluyorlar. İslam şeyi, çerçevesi genişliyor. Ondan sonra eski kıbleye dön diye emir geldi. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Biz senin göğe doğru yöneldiğini, yüzünü göğe çevirdiğini görüyoruz, biliyoruz. Ondan sonra çünkü bir bekliyorsun yani bir nereye dönüleceği hakkında. Ya bir emir gelse de Kabe'ye dönsem diye bekliyorsun. Peki hocam. Vevelli vecheke şatral mesire. Tamam. Bundan sonra Mescid-i Haram'a dön diyor. Ama hocam orada belki bir şey eklemek gerekebilir. Yani şöyle bir düşünce de olabilir. Resulullah kıbleye, Kabe'ye dönebilmek için Allah'tan emir bekliyorsa, o zaman kendi isteğiyle ya da birilerinin suyuna gitmek için Beyt-i Makdis'e dönmüş olması pek belki biraz daha uzak bir ihtimal gibi. Yani belki önceki kitaplara uymak zorunda olduğu için de yine Beyt-i Makdis'e dönüyor olabilir. Tabii o da var ama ne olursun yani bekliyordu ki Yahudiler destekleyecekler kendisini. Evet. Çünkü kitap ehli. Halbuki kendi kitaplarını zaten tasdik ediyor ama o destek gelmedi. Evet. Tam tersine köstek oldular. Aynen öyle. Onun için
Cenab-ı Hakk'ın da emriyle tekrar şeye döndü. Evet, efendim. Tekrar Kabe'ye döndü. Çünkü yani. Cenab-ı Hakk'ı huvellezi ersela resulahu bilhuda ve dinil hakki liyuzhirehu ala dini kulli. Evet, evet. Yani Allah Resulü'nü hidayetle ve hak dinle gönderdik. O hak dini bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Şimdi Hazreti Muhammed'le gelen din artık bütün dinlerin üstündedir tabii. Yani geleneksel dinlerin üstündedir. Yahudiliğin de üstündedir, Hristiyanlığı. Evet temelde bir, hepsi İslam ama fakat son versiyonu. Evet. Değil mi? Evet. Hazreti Muhammed'le artık o ilahi mesajın özeti, ruhu artık geliyor. Artık tekamüler tamamlandı tabii, yani. Evet. İkmal oluyor. Evet. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım. Onun için elbette o artık insanların ona tabi olması gerekir. Evet. Yani aklı eren, ondan sonra anlayan, evet, herkesin ona tabi olması gerekir. Evet, şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hani Ramazan'da ibadeti farklı mıydı? Hayır, Ramazan'da da işte oruç dışında ibadet aynıydı. Yine namaz, aynı namazı kılıyor. Yine günlük hayatına da normal bir şekilde devam ediyor değil mi hocam? Ama gece namazı Kur'an-ı Kerim'de en vurgulu emirlerdendir. Öyle bir rekat ikeri, asıl Kur'an'a göre asıl ibadet zamanı gecedir. Hmm. Bakın Kur'an ne diyor? Ya eyyuhel muzzemmil. Ey örtüsüne bürünen kimse. Kumille ile kalile. İlla kalile. Geceleyin kalk, ibadet et. Az uyu. Nisfahu evin kusmin. Yani gecenin yarısını ya da daha azını veya daha sözünü ibadetle geçir. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı ağır ağır düşüne düşüne oku. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا Çünkü senin gündüz çok işin var. İşin var ha. Demek gündüz çalışma zamanı. Evet, evet. Gece ibadet zamanıdır. Onun için Hazreti Peygamber yatsı namazından sonra uyurdu. Bilhassa Ramazanlarda uyurdu. Şeyden sonra yine kalkardı. Teheccüde kalkıyor. Yani uyanıyor. Zaten teheccüd demek uyanmak demektir yani. Evet. İbadet için uyanıyor. Ama ille de namaz kılmak için değil. Peki hala Kur'an okumak da ibadettir. Zikretmek de ibadettir. Ne bileyim dini bir meseleyi şey etmek, tefekkür etmek, tedebbür etmek, araştırmak o da ibadettir yani. Evet. Bu maksatla uyanıyor. Çalış diyor yani. Evet. Gece. Çalış uyanıyor ve o 6 rekat en fazla 12 rekat namaz kılar. Hocam son ayette de fakrahu ma teyessere minel Kur'an diyor. Evet. Yani daha da kısa olsa olur diyor. Çünkü o Medine'de gelen daha bir meşakkatin çok olduğu zaman herhalde. Tabii. Evet. İşte o ayet o son ayet Müzzemmil Suresi'nin son ayet. O daha sonra inmiştir. O daha sonra. O Medine'de inmiştir. Evet. Onu demeye çalışıyorum ben. Evet. O Medine'de inmiştir. Şimdi orada Rabbin senin gecenin, demek yedi Medine döneminde de yine gecenin üçte biri, ikisini, üçte birini ya da yarısını ibadetle geçirdiğini seninle beraber biliyorum. Bir grubun da böyle yaptıklarını görüyor. Evet, o son 20. ayeti o şekilde başlıyor. Evet, evet. Görüyor. Demek ki Peygamber'in ibadeti böyleydi. Şimdi Hazreti Peygamber aslında biraz tuhaf gelir ama teravih adı altında da namaz kılmadı. Hocam tuhaf değil, bu gayet normal geliyor çünkü evet. Artık uygulamalara baktığımız zaman Allah'ın kitabındaki dinden çok farklı şeyler var. Bunu maalesef anlatmaya çalışıyoruz evet, yani. Evet. Peygamberimiz teheccüde kalkıyor, ibadet diyor. Ama 2 rekat, 6 rekat, 12 rekat, yani en fazla 12 rekat kılıyordu. Buna bir rekat şeyi de vitre katarsanız, bir de yatsının son 2 sünnetini katarsanız işte hepsi 11 rekat ediyor. Evet. Şimdi şey veya 13 rekat eder. 13 rekat. Ama Hazreti Ayşe diyor ki 11 rekattan fazla namaz kılmadı. Ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında. Yani Hazreti Peygamber'in teravih olarak kıldığı teravih olarak adı teravih değil ama yani gece namazı değil. Gece namazı 8 rekattır. O halde teravih aslında 8 rekattır. Bukhari'de, Müslim'de bulunan şey bu. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı cemaate kıldırmadı. Çünkü cemaate kıldırdığı namazlar farzdır. Evet. Farz olur. Evet. Yalnız başına kıldı. Peygamberin öyle yaptığını gören sahabiler de gelmeye başladılar. Onlar da birinci gün, ondan sonra ikinci gün, her gün artıyor. Öyle oldu ki cami almaz oldu. Peygamberimiz dedi ki siz buna çok şey rağbet ettiniz. Herkes evinde kılsın. Evet.
Herkes evinde kılsın. Yani cemaatle kılmayın bunu diyor. Cemaat zaten cemaatle hiç kıldırmadı. Mescitte kılmayın, cemaatle kılmayın. Mescide değil. Evet. Cemaatle kılmayın. Mescitte kılmayın. Evet. Onlar cemaatle evinizden zaten kıldırmadı. Çünkü cemaatle kılsa zaten farz olur. Tabii. Hazreti Ömer zamanına kadar böyleydi. Hazreti Ömer şu olunca şimdi cemaatin böyle toplandığını, onlar her bir yani münferiden kıldıklarını görüyor. Peygamber Hazreti Ömer diyor ki ben bunları bir imamın arkasında toplasam iyi olur diyor. Ebu Musa el-Eş'ari'yi erkeklere namaz kıldırmak için, Tamim-i Dari'yi de kadınlara namaz kıldırmak için görevlendiriyor. Yani yine halife kendisi teravih kıldırmıyor ha. Kendisi yani, kıldırmıyor kendisi, yani. Kendisi büyük imam ancak farzları kıldırır. Farz olduğu anlaşılmasın diye teravih başka imamlara şey veriyor. Yani o vazifeyi veriyor. Böyle yapıyorlar. Hazreti Ömer zamanında böyle kılmış. Şimdi 10 rekatta kılınabilir, 8 rekat kılmak sünnet olan 8 rekat. Ama nafiledir, istediğin kadar kılabilirsin. Yani 20 rekatta kılınabilir, kılıyorlar. Ama bugün hocam adeta farz gibi algılanıyor. İşte herkes camileri dolduruyor teravih kılmak için. Yani aslında belki de biraz gelenek demek daha doğru olur aslında farzdan ziyade. Ya o da güzel de fakat asıl namazı kılmıyor da teravih namazı. Şeyler de var. Problem o. Yani evet. Yani evet. Asıl namaz önemli olan namazdır. Şey evet. As peygamberimiz rek'atel fecri hayrun mined dunya ve ma fiha. Şafak vakti kılınan o iki rekat var ya o sabah namazı evet. Bana dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Evet. Ama namazı ruh şeyle, huzur ile kılmak lazım. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu ile, saygıyla kılan müminler felah buldular. Evet. Saygıyla. Ama evet. Bazı şey kimselerde görüyoruz ki namazı havaya çabuk kıldırıyor. Onda veya kılıyor. Ya maksat bu değil. Evet. Maksat bu değil. Maksat anlayarak, ruhuna sindirerek kılmaktır. Hocam anlayarak dediniz. Orada onu biraz açalım mı? Nasıl anlamak o? Yani biz mesela anladığımız dilde yapabilir miyiz bunu? Ya da kendi dilimizde dua edebilir miyiz namazın içerisinde? Bunlar mesela çok sorulan sorular. Şimdi tabii farz namazlar, farz ibadetler o Kur'an'ın orijinaliyle kılınacaktır. Onu ama onun anlamını bilmenin bilmemiz anlamını gerekir herkes, zaten. Herkes ibadet ettiği o namazda okuduğu surenin veya ayetin manasını anlayabilir, öğrenebilir. Kolay bir şey, evet. Zor bir şey değil. Evet. Dünya kadar meal var. Evet. Onlardan alır o manayı şeyde. O manasını öğrendiği şeyleri, evet. Ayetleri okur. Aynen. Ama nafile namaz kılarken dua, ya dua şey değil ki. Herkesin anladığı şekilde dua etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var yani. Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilene kadar. Bilmeniz için sarhoş iken namaz. O zaman daha henüz daha sarhoşluk ayrı bir şey de sarhoş iken yani bilinçsiz vaziyette namaz kılma. Ta ki ne dediğinizi bilinceye kadar. Bilmeniz lazım. O halde insan yaptığı duanın manasını anlayacak. Yani burada Ziya Gökalp'in bir şeyi var. Bir köy isterim ki camiinde Türkçe ezan okunur. Köylü anlar manasını okuduğu duanın. Yani tabii Türkçe ezan o yanlış, o doğru evet, bir şey değil. Evet, evet. Çünkü ezan bütün İslam aleminde, bütün yani dünyada ortak dildir. Evet. Ben Pakistan'a giderim orada Allahu Ekber. Amerika'ya giderim Allahu Ekber. Türkiye'ye gelir Allah anlar. Zaten hocam Allahu Ekber artık Türkçedir yani. Evet, o Türkçe, bir evrensel bir dildir evet, yani. Onun Türkçesi, İngilizcesi vesairesi olmaz. Ama yaptığı duayı bilmesi lazım. Evet. Ya ne istiyor Allah'tan? Şimdi bazı insanlar ben şahit oldum mesela bir şehirde birisi namaz nikah kıyıyordu. Nikah nedir? Nikahta okunacak dua vardır. Evet. Fakat ne dedi biliyor musunuz? Allah elhamdülillazi at'amana ve sakana ve kesana ve ceala bizi yediren, doyuran işine yemek duasını yaptı orada. Herkes de amin amin aldı ki zaten nikaha kimse dair bir tek şey söylemedi yani. Kimsenin de anladığı bildiği yok o yüzden. Olsun hocam demek ki ne söylerseniz tabii. Nikah oluyor biz onu evet. Anlamış oluyoruz. Doğru hocam. Öyle. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bu herkes söylerdi ama ilk defa benim hocamdan duyduğum ifade. Ben buyurun. İmam Hatip Lisesi'ndeyken hocamız Ömer Naimi Efendigil vardı. Sonra
Beyoğlu müftüsü oldu. Burada vefat etti. Allah rahmet, çok büyük alimdi. Şimdi onun babası Kemal Efendi Harput müftüsü bu Çarşancak beylerinden birisine gidiyor. Orada bu bey bir dua öğrenmiş. Gitmiş Harput'taki alimlerden birisi, dedim bana bir dua öğret, kimse bilmesin. O da şöyle dua etsen diyor. Beye kızdığı için Allahümme ec'alni dubben kebiran fi cebelin azim. Ondan, bu da kimsenin bilmediği duayı, bu 4 sene bu duayı yapmış. Kimsenin bilmediği bu duayı Müftü Efendi'ye duyurmak için Allahümme ec'alni dubben kebiran fi cebelin azim diye. Namazdan sonra diyor ki, yahu Mehmet Bey sen ne okuyorsun, o dua nedir? O da övüne övüne söylüyor. Diyor bu duayı bir daha yapma. Diyor ne var ki? Ya diyorsun ki sen ya Rabbi beni büyük bir dağda büyük bir ayı yaptın. İşte maalesef hocam. Yani şimdi bazen insan kendi aleyhine olan bir şeyi de söyleyebilir. Yani o zaman bilmesi lazım. Yaptığı duanın ne manaya geldiğini bilmesi lazım ki daha etkili olsun efendim. Allah'tan Allah o duayı kabul etmemiş hocam. Etmemiş demek. O diyor. Zaten adamı öldürmek için gelmiş de birisi teskin etmiş. Yoksa adam ya bu dua mı kabul olsaydı ne olacak? Evet. Hocam çok yani fazla vaktimiz kalmadı. Bir 15 dakika gibi bir vaktimiz var Allah nasip ederse. İsterseniz o süreyi de böyle arada sizle sohbet ederken şey yaptık, hatta konuşursak ne güzel olur dedik. Bu İblis Adem kıssasını izleyicilerimize şöyle kamilen bir aktarsak, ne oldu orada, ne anlatıyor Rabbimiz bize? 7 yerde bahsediyor bu kıssadan. Şimdi ilk Bakara suresinde şöyle diyor. Buyurun hocam. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yapacağım değil, yaratacağım da değil. Var olan bir şeyi halife yapacağım diyor. Şey var, o var olan insandır, onu halife yapacak. O da insanı görmüş çünkü daha önce, daha henüz tam bilinçlenmeden önce, onunla Allah'ın vahyine mazhar olmazdan önce barbar, aklı ötekilerden fazla onu daha çok öldürüyor. Ondan sonra bu bozgunculuk yapan kan dökeni halife yapacaksın. O da diyor ki ben bilmediğim şeyi, sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Ve Adem'e isimleri öğretiyor. Ondan sonra melekler bunlara haber verin diyor. Melekler diyor siz bana, sen bize neyi öğrettiysen onu biliriz. Biz onu bilmeyiz. Sen bilirsin, biz bilmeyiz. Adem'e sen söyle diyor, Adem söylüyor. Ne demek isimler? İsimler dilin temel öğeleri değil mi? Yani kavramlar dil, hocam. Anlamları ha. Dil isimlerden oluşur. Evet. Ha, demek ki Adem dili geliştirme kabiliyetine sahip. Dil geliştirmiş. Meramını diliyle anlatma özelliğine, şeye, mertebesine gelmiş bir insandır. Yükseltilmiş. Onun için halife oluyor. Onun için halife. Ar-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Rahman çok merhametli. Allah insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Yani meramını ifade etmeyi evet. öğretti. Bu insanda var işte. Diğerlerde bu dil şeyi yok. Evet. İnsanda var. Onlarda konuşmaya gerek yok. Onlar meleklerdeki fikir, düşünce akımı bir akımdan ibarettir, manevi. Ama insanın şeyi bu dil ile kelimelere yapma kabiliyeti insana verilmiş ve insan dili geliştirmiştir. Evet. Bu özelliği var. Evet. Şimdi halife yapılan insana Cenab-ı Hak şeye diyor ki hep meleklere, melekler Allah'ın çeşitli melekleri var. Ama bir takım melekleri, yeryüzü meleklerine insana secde edin diyor. Yani boyun eğin. Onun emrine tabi olun. Hepsi secde ediyorlar. İnsana boyun eğiyorlar. Hizmet ediyorlar insana. Ama iblis yapmıyor. Ana hayrun min. Ben ondan hayırlıyım diyor. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan daha hayırlıdır. Ben de ondan hayırlıdım. Yani orada kibrediyor. Hocam, evet. Orada bir de hocam şey yapıyor. Dikkatleri farklı yöne, aslında abes bir şeye çekiyor. Çünkü Allah insana secde et dediği halde o niye secde etmediğini sorduğunda ben ondan hayırlıyım diyor. Bu, evet. bu o sorunun cevabı değil. Cevabı değil tabii. Evet. Yani başka bir yöne çekiyor. Evet. Saçmalıyor yani aslında. Tabii, evet. Aslında Allah'ın böyle meleklere hitabı, ondan sonra iblise hitabı falan bunlar düşünce akımından, yani onların içinde öyle bir şey düşünce meydana geliyor. Yani Adem'e secde etme önce bir itiraz beliriyor. Öyle bir düşünce. Sonra bu itirazlar onun kabiliyetini, değerini anladıktan sonra
müsbete çevriliyor ve secdeye emri uygulamaya şey yapıyor. Yani ille de secde edin diye böyle laftan söylemiş olması şart değil. Çünkü o manada söz değil de söz kalıplarına ihtiyaç yok. Düşünce akımından, fikirde beliren düşünceden ibarettir. Odur. Neyse, şimdi şeytan insana hizmet etmiyor. Yani ona boyun eğmiyor, eğmek istemiyor. Niye? Kibrediyor. Ene diyor, ben diyor. Ben diyor. İşte her türlü kötülük bu benlikten gelir. Bugün insanın problemi de ene demesinden. Ene demesi. Peygamberin huzurunda birisi işte ben şöyle yaptım, ben böyle dedim. Ne çok ben diyorsun diyor. Ne çok benlik şeytandandır. Bir hadis-i şerif var, kutsi hadis. El-kibriya-u ridai vel-azamatu şi'ari femen nazani fihima adkaltuhu nari ve la ubali. Ululuk benim örtümdür diyor. Kibriya, azamet, yani azamet benim düsturumdur. Kim bu iki özellikle bana ortak olmaya kalkarsa onu ateşe atarım ve hiç kayırmam. Yani Allah müstekbiri, böbürleneni, ene diyeni sevmiyor. İnnallâhe la yuhibbul müstekbirin. Allah böbürlenenleri, kibredenleri sevmez. Kibreden Allah'tan uzak olur ama tevazu eden, alçak gönüllü olan da Allah'ın kullarına, Allah'a saygılı olduğu gibi Allah'ın kullarına da tevazu gösterir, saygılı olur, sevgiyle başa bakar. Cenab-ı Hak o kendi ibadetiyle olgunlaşmış olan ruhları, insanları şöyle diyor, yani onları sevecen yapar. Onları sevecen yapar. Onlara kendi sevgisinden koyar. O sevgi, koyduğu sevgiyle Allah'ı da severler, yaratıklarını da severler. Ama yaratılanı sevdim, yaratandan ötürü derler. Sevgidir insanı olgunlaştıran, sevgiyi. Ha, sevgi ise insanı kibirden ve şeyden uzak tutar. Ve ibadur rahman ellezine yemşuna alel ardı hevnen. Rahman'ın kulları. Rahman, çok yani, merhametli Allah'ın kulları yeryüzünde yürüdükleri zaman alçak gönüllü yürürler. Kabara kabara değil. Kabara kabara yürüyen insanı Cenab-ı Hak sevmiyor. Diyor ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Yeryüzünde öyle kabara kabara yürüme, böbürlenerek yürüme. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ. Çünkü sen yeri yırtamazsın. Yani adım atsan da ne kadar sert atarsan at, yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ. Dağlardan da yüksek olamazsın. Yani insana kibir değil, tevazu yakışır. Evet, tevazu gösteren insanı Cenab-ı Hak yükseltir. Hazreti Ömer Mekke'ye gidiyor. Mekke valisi bir vaktiyle kölelikten geçme birisi. Ondan sonra yani Mevla kimdir buranın diyor valisi. Diyorlar ki işte bir Mevla'dır. Şeydir. Falandır. Diyor ki bir Mevla Mekke'nin valisi mi oluyor? Diyorlar ki ondan daha güzel Kur'an okuyan yok. O zaman buyuruyor ki Hazreti Ömer Allah inna Allaha yerfa'u bihazel kitabi akvamen ve yada'u bihi aharin. Allah bu kitab ile bazı milletleri yükseltir, bazılarını alçaltır. Şimdi bakın, Türk milleti aslında dağınık kabileler halinde yaşamıyorlar mıydı? Yani birbirine düşmanıydılar. Ama sonra ne oldu? Cenab-ı Hak dünyanın en uzun imparatorluğunu kurmayı onlara nasip etti. Üç tane imparatorluk kurdular. Bir Selçuklu imparatorluğu, bir Babür imparatorluğu, bir işte Osmanlı şey. Bunlar ne ya? Evet. Ne sayesinde oldu bunlar? Kur'an'a saygı sayesinde oldu. Yani Kur'an'a saygı göstereni Cenab-ı Hak yükseltir. Bir hep Kur'an'a dönmeliyiz. Kibri falan bırakmalıyız. Sevecen olmalıyız. Sevmeliyiz. Yaratılanı, yaratanın hatırı için sevmeliyiz. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Hocam isterseniz bir de izleyicilerimize, Müslümanlara tavsiyeler anlamında, yani bir Müslüman bu bayramda, Ramazan'ın hemen arkasında, elhamdülillah ben bu sene çok güzel bir Ramazan geçirdim diyebilmesi için bu Ramazan'ı nasıl ihya etmeli, neler yapmalı, onlara biraz öğütler anlamında
tavsiyelerinizi evet, alabilirim. Teşekkür ederim. Tabii herkes orucunu tutacak, her Müslüman orucunu tutacak. Eğer evet. mazereti yoksa. Ama oruç tutuyor, aç duruyor. Fakat ortaya şunun bunun bunu çekiştiriyorsa, gıybetini yapıyorsa o orucunun fazileti, sevabı falan hep gider. Gıybetten, dedikodudan uzak durması lazım. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durması lazım. Harama el uzatmayacak ve haram işleyene de yardım etmeyecek. Çünkü Kur'an ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Bir iyilik ve takvada birbirinize yardımcı olun ama günahta, düşmanlıkta yardımcı olmayın. Yani bakın görüyoruz topluma daha dün geldi ondan sonra orada bir grup onunla ateş etti. Bir tane öldü, kaç tane yaralandı falan. Nedir ya? Niye ya? Ne olacak yani? Sen onun canını alamazsın. Ölmek diye bir şey yoktur aslında. Sen onu öldürdün, fiziki varlığını öldürdün ama ruhu devam ediyor. Sen de kendi kendini öldürdün aslında. Kendini öldürdün. Kendini mahvettin tabii. Sen o yaptığın olay yanına kar mı kalacak? Niye insan öfkesine hakim olamıyor ki ya? Kur'an-ı Kerim müminleri anlatırken bakın şöyle anlatıyor. Buyurun hocam. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, harcarlar Allah için. وَالْكَازُمِينَ الْغَيْضَ Öfkelerine hakim olurlar. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah iyilik edenleri sever. Derler ki galiba Hazreti Hasan veya yani ileri gelenlerden birisi, tabiilerden olabilir. Bir ziyafet veriyor. Hizmetçi çorbayı getirirken kayıyor. Ne oluyorsa elinden o çorba düşüyor. Dökülüyor. Bacağı yanıyor. Ondan sonra hışımla bakıyor. O da diyor ki vel kazimine gayza ondan öfkesini yutkananlar. Hemen değişiyor. Gülüyor bir defa. Gülümsüyor. Vel afine anina seni azat ettim diyor. Çok güzel. Vallahu yuhibbul muhsin. Hadi sana 500 dinar verdim diyor. Çok güzel. Şimdi bakın müthiş. Bir şey ayetler bir anda evet, devreye giriyor. Değiştiriyor insanı. Evet. Değiştiriyor. Evet insan eğer Kur'an'ı okursa Kur'an ahlakıyla ahlaklanır. İnsan melekleşir. Her Kur'an insanları adeta melek toplumu yapmak istiyor. Fakat insanlar tabii okuyor anlamıyor. Anlamadıktan sonra hayatına geçir. Tabii melek olmaz. Evet onun için gıybetten, dedikodudan, kinden, nefretten, sevgisizlikten uzak durmak lazım. Böyle oruç tutacağız. Yoksa hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyurmuş ki bir kul eğer günahlardan, dedikodudan uzak durmuyorsa onun orucundan kendisine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Allah'ın onu aç durmasına hiç ihtiyacı yoktur. Evet. Allah'ın ihtiyacı yok zaten. Biz orucu kendimiz için tutuyoruz. Evet. İbadeti kendimiz için yapıyoruz. Ki ruhumuz olgunlaşsın. Evet. Yok. Şimdi ahirette cennete gitmek isteriz değil mi? Cennete kirli adamı bırakmazlar. Evet. Evet, cennete kirli adamı bırakmazlar. Ruhen olgunlaşması lazım. Evet. O halde işte ruhu olgunlaştırma, tezkiye nedir? Tezkiye ibadetler. Bunlarla insan ruhu olgunlaşır. Allah'a yaklaşır. Ve ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Evet. İyi bilin ki ancak Allah'ı anmakla gönüller huzur bulur. Bir zaman bu ayeti tefsir ederken şöyle demiştim, zikretmeli insanlar toplanıp grup grup sevgiye ermek için birbirine sokulup yöneltiyor bu yola Kur'an şöyle buyurup Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Hocam şair tarafınızı da herhalde bilmiyorum daha önce başka programlarda göstermiş miydiniz ama evet. Bizim programımızda göstermiş olduğunuz bir kez daha teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hocam birkaç dakikamız daha var. Eğer son olarak eklemek istediğiniz eksik kalan bir şey varsa son 1-2 dakikamızda şey yapabiliriz, ekleyebiliriz. Bir de bu akşam iftar vakti. Birazdan iftar edeceğiz, ezanlar okunacak. Şöyle güzel bir de duanızla iftar başlarsak çok mutlu oluruz. Evet, olur efendim. Şimdi efendim... İslam ve Kur'an insanları
yüksek ahlaka ulaştırmak için kurallar koymuştur. İbadet insanı olgunlaştırır. Ama ibadeti bilinçli yapmak lazım. Onun için ben Fussilet suresinin su ayetlerini eğer vaktimiz varsa var hocam, buyurun, çok memnun oldum. Açıklamak istiyorum. İnnellezine kalu rabbuna Allah sümme istakamu. Onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler, sonra doğru oldular. Bak, Allah diyecek, doğru olacak. Doğru olmayan Allah dese bir değeri yok. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tekâfu ve lâ tahzenu. Melekler onların üzerine inerler ve onlara derler ki korkmayınız, üzülmeyiniz. Ve ebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. Size söz verilen cennetle sevininiz. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhireh. Bu dünya hayatında da ahirette de biz sizin velileriniziz, koruyucularınızız. Dünyada sizi koruyoruz, ahirette de koruyacağız. Yani bu ayeti kerime dünyadaki durumdan bahsediyor. Tabii. Evet. Fil hayati dünya ve fil ahiret. Evet. Dünya hayatında ve ahirette. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. Ahirette de cennete sizin canınızın çektiği her şey size verilecektir. Ve lekum fiha ma teddaun. İstediğiniz her şey orada önünüze getirilecektir. Nuzulen min gafurir rahim. Çok merhametli, çok affeden Allah tarafı. Allah'ın bir konuklamasıdır. Ağırlamasıdır bu. Yani. Allah ağırlıyor. Allah'ın konukları oluyoruz yani. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihâ. Allah'a çağıran ve güzel iş yapandan daha doğru sözlü kim olabilir? Ve kâle inneni minel muslimîn. Ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim olabilir? Demek ki ben Müslümanım diyen insan en doğru insandır. En güzel konuşan insandır. Ve Allah'a çağıran. Allah'a çağırıyor evet. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ İyilikle kötülük bir olmaz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Sen kendini en güzel bir şekilde savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sıcacık dost oluvermiştir. Demek ki böyle bir etkisi de var doğruların hocam. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Ama bu mertebeye ancak sabredenler olacak. Sabır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا زُوْحَظٍ عَظِيمٍ Ancak buna çok şanslı insanlar ulaşabilir diyor. Ay, demek ki Allah deyip doğru olmak lazım. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da örnek almak lazım. Çünkü onu bize Cenab-ı Hak örnek olarak göstermiş. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Evet. Cenab-ı Hak onu daima örnek almamızı bize nasip eylesin. Amin hocam. Onu örnek alabilmemiz için de hatta şöyle bir söz de vardır. O yaşayan Kur'an'dı diye, değil mi hocam? Tabii. Evet. Yani demek ki biz de onu örnek alarak yaşayan Kur'an olma amacında olmamız lazım. Yani hayatımızı böyle noktalamamız lazım. Bir de pek çok ayeti çok iyi biliyorsunuz ki hocam. Rabbimiz Müslüman olarak ölün emri veriyor bize. Tabii. Tevaffeni, bir de bir dua da var. Evet. Tevaffeni Müslüman ve el Hazreti Yusuf'un duası bu. Evet. Tevaffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Muhteşem ayetler bizlere hatırlattınız, paylaştınız. İsterseniz bu son dakikalarımızı da dua ile kapatalım. Gerçi daha ezana kaç dakika var bilmiyorum arkadaşlarım. 3 dakikamız varmış hocam. Evet. 3 dakika vaktimiz. Efendim buyurun. Bu 3 dakika içerisinde yine 1-2 şey bu Fecr suresinin çok güzel olur hocam. Ne kadar sonlarında güzel. İnsanın zaafı özetleniyor. Fe'emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe'ekremehu ve ne'ameh. İnsan öyledir. Rabbi onu sınadığı zaman, ikram ettiği zaman, nimet verdiği zaman fe'ekul rabbi ekremen. Yani Rabbim bana ikram etti. Bana değer verdi, beni yükseltti de sevinir. Ama bunun bir tersi de var. Sadece ikramla Cenab-ı Hak kulunu denemiyor ki. Bir de imtihan ediyor. İmtihan ediyor tabii. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَحَانًا Eğer yine Rabbi onu deneyip de rızkını daraltırsa evet. Rabbim bana beni küçük düşürdü der. Evet. Şikayet eder, sızlanır. Ama öyle değil.
Sen hep Rabbinden ikram bekliyorsun ama sen Allah'ın verdiği nimetlerinden başkalarına ikram etmiyorsun. Ondan sonra hep malı, hep oburca yiyorsun. Malı çok seviyorsun. Hep kendini düşünüyorsun. Ama bütün bu yaptıkların bir gün bu yani ihtirasın, enesin, bu nefsi çıkarı düşürmenin ahirette sana bir yararı olmayacaktır. O zaman senin eylemlerin cehennemin olacak. Ama senin güzel davranışların da cennet nimetlerini sana hazırlayacak. Onun için Cenab-ı Hak o olgunlaşmış, ruhen olgunlaşmış kimselere şöyle anlatıyor. Allah bizi onlardan kılsın. Amin, ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey huzura itminana ermiş olan nefis, yani ruh. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Sen Rabbini razı edecek, edici, Rabbin tarafından da razı edilmiş, memnun edilmiş olarak Rabbine dön. Fethuli fi ibadi, kullarım arasına katıl. Fethuli cenneti, cennetime gir. Cenab-ı Hak şu mübarek Ramazan yüzü hürmetine, bu mübarek iftarlar yüzü hürmetine bizi nimetine mazhar kıldığı ve cennetime gir dediği kullarından eylesin. Resul-i Ekrem'in yolundan ayırmasın. Amin. Bu memleketin üzerine çöreklenmiş bulunan terör belasını memleketin üstünden kaldırsın. Birbirimizi sevmeyi, sahabe-i kiram gibi kardeş olarak yaşamayı nasip eylesin. Ya Rabbi dualarımızı kabul buyur. Bizi günahlarımızla muahize eyleme ya Rabbi. Affedicisin, affı seversin, affeyle bizleri. Affedicisin, affı seversin, affeyle bizleri. Affedicisin, affı seversin, affeyle bizleri ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Hocam Allah razı olsun. Allah. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, zevkli bir sohbet oldu. Benim için de sizi tanımak ayrıca bir mutluluk oldu. Ederim. Allah razı olsun. Ben de öyle. İnşallah tekrar görüşmek, tekrar aynı programda buluşmak üzere diyelim. Ve hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim sizlere de. Sevgili izleyiciler, değerli hocamız Profesör Doktor Süleyman Ateş'le tadına doyum olmaz bir sohbetin ardından ezanları duyduk. Artık iftar edebiliriz. Hepinize hayırlı iftarlar diyorum ve yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.